Merhaba efendim. İçel TV'ye hoş geldiniz. Mersin'de ve Mersin'le ilgili gelişmelerle birlikteyiz. Sadece Mersin'de yaşanılan değil, Türkiye'nin ve dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın, Mersin'i ilgilendiren bütün gelişmeleri haber bültenlerimizde ve haber içerikli programlarımızda ekranlarınıza ve şu anda eş zamanlı olarak bu programın yayınlandığı grubumuza bağlı radyolardan Radyo Klas'ta frekanslarınıza getiriyoruz efendim. Değerli seyirciler, yine bir terör saldırısı İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda yine terör çirkin yüzünü gösterdi ve canlı bombalar kendilerini patlatarak insanlarımızın hayatını kaybetmesine, şehit olmasına neden oldu ve yine terör Türkiye'yi ayağa kaldırdı. İstanbul'da yaşanan bu terör saldırısıyla ilgili olarak yine dünyanın dört bir tarafından teröre lanet mesajları ve terörle mücadelede Türkiye'ye, hükümete, devlete destek mesajları geldi değerli seyirciler. İstanbul'da yaşanan terör saldırısı nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve yurt dışı temsilciliklerinde bir günlük yas ilan edildi Bakanlar Kurulu kararıyla değerli seyirciler. İstanbul'da yaşanan bu terör saldırısıyla ilgili hayatını kaybeden ve yaralı olan kişilere yönelik yine bir son dakika bilgisi var. Bu son dakika bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum efendim. Havalimanına, Atatürk Havalimanı'na düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi. 239 kişi de bu terör saldırısında yaralandı. Yaralanıp da hastanede tedavi gören 239 kişiden 109'u taburcu edildi hastaneden. Diğerlerinin hastanedeki tedavileri devam ediyor ve yoğun bakımda tedavi gören, tedaviye cevap verdirmeye çalışılan hastalar da var. Tabii ölü sayısı artabilir, bundan endişe ediliyor. 41 hayatını kaybeden kişi içerisinde 13 kişi de yabancı devlet pasaportu taşıyor değerli seyirciler. Ve 13 kişi de yabancı uyruklu, diğerleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı efendim. Bu bilgileri de sizinle paylaşalım. Tabii yine Türkiye'nin birçok noktasında yine terör nedeniyle sivil toplum kuruluşlarından, kanaat önderlerinden açıklamalar geliyor. Terörü kınayan mesajlar geliyor. Milletvekillerinden, siyasi parti liderlerinden, temsilcilerinden terörü kınayan mesajlar yine sosyal medyada paylaşılıyor. Ayrıca Avrupa ülkelerinden, dünyanın birçok ülkesinden de yine devlet başkanlığı ve hükümet başkanlığı yetkilileri düzeyinde de Türkiye'ye başsağlığı mesajları ve Türkiye'nin terörle mücadelesinde Türkiye'nin yanında olduğuna yönelik o devletlerin mesajlar da yine ulaşıyor Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na, Cumhurbaşkanlığı'na ve Başbakanlığa değerli seyirciler. Ve sosyal medya bu olayın yaşandığı andan itibaren özellikle Facebook olmak üzere Twitter ve YouTube ve diğer sosyal medya sitelerinde ağlarında yine ulaşımda zorluklar yaşanıyor. Bu konuyla ilgili olarak da değerli seyirciler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bir basın açıklaması yaptı. Bu basın açıklamasını sizlere aktarmak istiyorum. Şöyle deniliyor basın açıklamasında: 28 Haziran 2016 günü düzenlenen, masum insanların hayatını kaybetmesine neden olan ve ülkemizin birlik ve huzurunu hedef alan terör saldırısı sonrası sosyal medya üzerinden saldırı anına ve saldırı mağdurlarına ait çeşitli görüntüler paylaşılmaktadır. Mahkeme kararıyla hakkında yayın yasağı da getirilen söz konusu görüntülere ilişkin paylaşımlar yoluyla menfur terör saldırısının amacına bilerek veya bilmeyerek hizmet edildiği değerlendirilmektedir. Bu itibarla internette ve özellikle sosyal medyada yapılan ve hukuki sorumluluğu bulunan bu tür paylaşımlar konusunda vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermesi beklenmektedir. Kamuoyunda infial uyandırma ve toplumu dehşete düşürmeye yönelik kasıtlı paylaşımlarda bulunanların sosyal
ve yasal sorumlulukları bulunmaktadır. Söz konusu görüntüleri yayımlayarak veya paylaşarak terörizmin amacına hizmet edenler hakkında milli güvenlik, kamu düzeni ve genel güvenliğin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında ilgili kurumlar nezdinde her türlü yasal incelemenin takipçisi olunacaktır, diyor Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yayınlamış olduğu basın açıklamasında değerli seyirciler. Sosyal medyada dikkat ettiyseniz hemen hemen hiçbir fotoğraf ve hiçbir video açılmıyor ama yazılar okunuyor, mesajlaşılabiliniyor. Tabii bu mesajlarda yine Türkiye Cumhuriyeti'nin elinde bulunan gerekli teknolojilerle denetleniyor ve bu terör saldırısına bilerek ya da bilmeyerek hizmet eden kişilerin yasal sorumlulukları bulunduğu paylaşımlara çok dikkat edilmesi gerektiği, eğer bu paylaşımların terörizme hizmet ettiği ve bu saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen terör örgütüne hizmet ettiği değerlendirilirse o paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında da yasal işlem başlatılacağı yine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından açıklanıyor efendim. Değerli seyirciler, devam ediyoruz ve Mersin'de yaşananlara gelecek olursak efendim. Mersin Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı boyunca hem Özgecan Barış Meydanı'nda çeşitli etkinlikler düzenledi, hem de ilçelerde Ramazan sofraları, iftar sofraları kurdu. Ve Ramazan ayı boyunca İçel TV olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayıyla ilgili bütün etkinliklerini an be an takip ettik ve İçel TV ekranlarına canlı olarak getirmekle birlikte bizim İçel TV'nin servis ağıyla da yine Mersin'deki yerel televizyonların tamamı ve bazen de bazı ulusal televizyonlar İçel TV'nin servis ağıyla Mersin'deki Ramazan etkinliklerini canlı olarak ekranlarına getirdiler. Değerli seyirciler, dün Erdemli ilçesinde yine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından iftar sofrası kurulmuştu. Binlerce kişi Ramazan'ın manevi ruhuna binaen Erdemli ilçesinde ekranlarınızda gördüğünüz üzere binlerce kişi orucunu açtı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da oradaydı. Diğer Milliyetçi Hareket Partisi yetkilileriyle birlikte, ayrıca Büyükşehir Belediyesi kurmaylarıyla birlikte değerli seyirciler. Ve bugün de Mersin Büyükşehir Belediyesi Akdeniz ilçesinde Zeki Sabah İlköğretim Okulu'nun bahçesinde Ramazan sofrası kuruyor. Ama İstanbul'da yaşanan bu terör saldırısı nedeniyle Ramazan etkinlikleri iptal edildi. Eğlence bölümleri iptal edildi. Bunu belirtelim. Zeki Sabah İlköğretim Okulu'nun bahçesinde yine binlerce vatandaş Büyükşehir Belediyesi'nin ikramıyla oruçlarını açacaklar. Yine biz de İçel TV olarak orada olacağız ve ekranlarınıza saat 19'dan itibaren canlı getireceğiz Zeki Sabah İlköğretim Okulu'nda düzenlenen iftar programını değerli seyirciler. Erdemli'ye tekrar geri dönelim. Erdemli'de binlerce kişi iftarını açtı ve arkadaşımız Tekin Narşap ilk önce Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin Kocamaz'a mikrofon tuttu ve Sayın Kocamaz Ramazan'la ilgili düzenledikleri etkinliklerle ilgili şunları söyledi. Evet Sayın Başkan, Ramazan ayı boyunca ilçelerimizi gezdik, ilçelerimizle birlikte olduk ve Ramazan ayının maneviyatını hem ilçelerimizde hem de Mersin merkezde Özgecan Aslan Parkı'nda her gün etkinliklerle o maneviyatı yaşattınız bizlere ve Mersinlilere. Ramazan'ın bitmesine çok sayılı günler kaldı, bir bayrama ulaşacağız. Bugünü değerlendirecek olursanız bugüne kadar neler söyleyeceksiniz? Ramazan gerçekten insanları birleştiren, bütünleştiren, sofraları paylaştıran bir ay. İbadette insanlar burada doruğa tırmanıyor. Herkes ibadet yapabilmek için canla başla gayret ediyor. Tabi bu iftar sofraları da insanlarımızı buluşturuyor. Aslında yemek bahane. Bu yemeği insanlar her yerde yiyebilir. Önemli olan buradaki bu havayı koklayabilmek, havayı yaşayabilmek.
Ramazan'ın feyzinden, bereketinden hep birlikte faydalanabilmek. Mersin'in bütün ilçelerinde bu etkinlikler devam ediyor. Bugün Erdemli'deyiz, yarın Akdeniz'deyiz, bir gün Tarsus'tayız, cumartesi Çamlıyayla'dayız. Zaten Ramazan'ın 13 günü 13 ilçemizde geçiyor. Ama bunun dışında biz Mersin merkezde iki ayrı yerde, Akdeniz ve Toroslar'da her gün yaklaşık 10 bin insanımıza yemek veriyoruz Ramazan ayı boyunca. Yeni açtığımız aşhane marifetiyle Mersin merkezde yemeklerimiz devam ediyor. Bu ilçelerde yaptığımız yemeklerde hizmet alımı şeklinde gerçekleştiriyoruz ama şu anda bir gezici tır mutfak için ihaleye çıkıyoruz. İnşallah bundan sonra bu tır her etkinlikte, bu tür faaliyetlerde halkımızın hizmetinde olacak. Merkezdeki aşhanemizde cumartesi, pazar hariç her gün öğlen vakti insanlarımıza yemek verecek. İhtiyaç sahibi insanlarımız gelip oradan faydalanabilecekler. Ben gerçekten gittiğimiz her yerde vatandaşlarımızın bu iftar sofralarına gösterdiği alakadan dolayı çok mutluyum. Bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah ağız tadımızı bozmasın. Çünkü her gittiğimiz yerde insanlarımızın yüzü gülüyor. İnsanlarımız büyükşehirle ilgili değerlendirmelerini yapıyorlar. Hizmetlerden memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Tabii bunun yanında gittiğimiz her yerde ilçe belediyelerimizle de bir araya geliyoruz. O kentin, o ilçenin sorunlarını konuşuyoruz. Personellerimizle bir araya gelip onlarla önümüzdeki kalan 3 yıllık dönemde neler yapmamız gerektiğini paylaşıyoruz. Büyükşehir her yerde hizmette. Büyükşehir ilçe belediyeleriyle de koordinasyon içerisinde Mersin'i bir bütün olarak görüyor ve bütün Adana'dan Antalya'ya kadar olan bölgede köyüyle, kentiyle, beldesiyle, ilçesiyle, merkeziyle Mersin'i topyekun kalkındırma gayreti içerisinde. Ben her zaman şunu söylüyorum. Aldığımız anket neticeleri doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Ve yarınlar bugünkünden çok daha iyi olacak diye düşünüyoruz. Ve bütün vatandaşlarımızdan biraz daha sabır ama bunun yanında da çok fazla dua bekliyoruz ki verdiğimiz sözlerin arkasında duralım ve inşallah vatandaşımızın güvenini boşa çıkarmayalım. Onların hayatını kolaylaştıralım, mutluluğunu artıralım. Mersin'deki barış, huzur ve kardeşlik ortamını geliştirelim diyorum. Sizlere de özellikle teşekkür ediyorum. Yani ilk günden bu yana peşimizdesiniz. Her ilçeyi dolaşıyorsunuz, vatandaşın nabzını tutuyorsunuz. Tabii bize ulaşamayanlar size mutlaka ulaşıyor. Sizin aracılığıyla da tüm dünyaya bir yolculuk yapıyorlar. Sizler de gerçekten kutsal bir görev yapıyorsunuz şu özellikle Ramazan ayında. Allah emeklerinizi boşa çıkarmasın. Allah sizlerden razı olsun diyorum. Ve bütün hemşerilerime bu Ramazan'ın bereket getirmesini, huzur getirmesini diliyorum. İnşallah hep birlikte kutlayacağımız Ramazan bayramına da barış, huzur ve kardeşlik içerisinde, sağlık içerisinde ulaşmayı nasip etsin diyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Belediye Başkanımız. Erdemli'deki iftarda Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kocamaz'ın sonrasında arkadaşımız Tekin Arşap, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Toğlu'ya mikrofon uzattı. Sevgili izleyicilerimiz, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu mahallede Ramazan programları ve Ramazan etkinlikleri kapsamında bugün de Erdemli'deyiz. Erdemli Belediye Başkanımız Sayın Mükerrem Toğlu ile birlikteyiz. Efendim, sizlere misafir olduk bugün. Efendim, bu insanlar bizim zaten gönlümüzün misafiri. Bizim geleneğimizde misafire verilen önem gerçekten had safhada. Bizim bölgemizde yaşayan insanlar, inanın, bir misafir geldiğinde çoluğunun çocuğunun günlerce belki yemediği, tüketemediği en büyük ikramı yaparlar. En büyük onlara gayreti sarf ederler. Çünkü bizim geleneğimizde, dinimizde misafirin gerçekten önemi çok büyük. Biz aslında
hep beraber aslında bir bakıma Büyükşehir Belediye'mizin ev sahipliğinde buradayız ama Erdemli'miz burada. Erdemli'miz evet. Şu anda tabii birçok güzelliği bir arada barındıran bir kent Erdemli ama şu anda hem Ramazan'ın manevi havasında o havayı teneffüs etmek hem de birlikte Erdemli'de birlikte gönül sofrasını paylaşmanın huzur içerisindeyiz. İnşallah el birliği, gönül birliğiyle bu yüce millete, bu asil millete, bu kadir şinas insanlara biz de bize düşeni yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Biz de tabiri caizse hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan, hiçbir olumsuzluğu engel görmeden inşallah bu güzel insanlara en iyi şekilde hizmet etmenin gayreti içerisinde olur. El ele, gönül gönüle vererek bu insanlara herhalde hak ettiği hizmeti vermemiz gerekir diye düşünüyorum. Bunu çünkü insanlarımız hak ediyor. Bizim için uyumak gibi bir gerekçemiz olamaz. Yorulmak gibi bir gerekçemiz olamaz. İmkansızlık diye bir mazeretimizin olmaması lazım. Çünkü bu güzel insanlar gerçekten çok şeyi hak ediyor. Biz de hak eden insanlar hak ettiği şekilde davranmamız, hak ettiği hizmeti göstermemiz gerekir diye düşünüyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Böylesine güzel bir ortamı bizlerle paylaştığınız için, bu güzel ortamı dışarıya yansıttığınız için, bizim dışımızda bunu görmeyen insanlara da yansıttığınız için sizlere çok teşekkür ederim. İyi ki var, iyi ki varsınız. Erdemli'nin gözü kulağı sizlersiniz. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Bu arada Erdemli'ye yaptığınız hizmetleri de göz ardı etmemek lazım. Çünkü sizi yakından takip ediyoruz. Spordan, kültüre, sanattan, mahalledeki bütün hizmetlere kadar. Şu an Erdemli'de hayal ettiğiniz fakat gerçekleştiremediğiniz proje kaldı mı? Ya tabii bizim Peygamber Efendimiz'in bir güzel bir sözü var. İki günü bir olan ziyandadır diyor. Ya da işte bilim adamlarına şöyle yetindiğiniz anda ya da işte bu iş tamam dediğiniz anda bitmişsiniz gibi ya da çok toparlayamadım sözü ama öyle bir tabir var. Yani biz hiçbir zaman hizmetimizi yeterli görmedik. Çünkü çağ değişiyor, dünya değişiyor, beklentiler artıyor. İnsanlarımızın düşüncesi şekil değişiyor. Dolayısıyla tabii hizmette biz her işi yaptık, işte bu işi tamam kıldık diye bir düşüncemiz yok. Çünkü değişen şartlarda, değişen dünya şartlarında biz insanlarımıza iyi hizmet vermek gibi bir düşüncemiz var. Bunu da birebir tabiri caizse Erdemli'yi nakış nakış işleyerek yapmanın gayreti içerisindeyiz. Biz şunu diyoruz. Yani Erdemli çok geniş bir coğrafya. Mesela nüfusumuz çok fazla değil bizim ama yüz ölçümü itibariyle Mersin'in en büyük ilçelerinden bir tanesi. Tarsus'ta aramızda küçük bir fark var ama en büyük ilçe konumunda yüz ölçümü itibariyle. Bir ucu işte Torosların tepesi Konya sınırı, bir yanımız işte Anamur, Silifke sınırı bildiğiniz gibi. Yani bu geniş bir coğrafyada biz şunu diyoruz. İnsanların yaşadığı her yerde, insanımızın olduğu her yerde, insanımızın bulunduğu her sokağa mutlaka iyi hizmet, kaliteli hizmet götürmek gibi bir mecburiyetimiz var. İnşallah bu mecburiyeti zorunluluktan çıkarıp insanımızın yaşadığı her kentte, her bölgede, her sokakta Allah razı olsun. İyi ki o insanlar var, iyi ki bizim hizmetimizi gören insanlar var. İntibaını vatandaşımızın beynine yerleştirmemiz lazım. Biz şunu sağlamaya çalışıyoruz. Erdem'de yaşayan insanlar, iyi ki benim belediyem var. Ben dara düştüğümde, ben sıkıntıda olduğumda, benim bir müşkülatım olduğunda benim belediyem benim elimden tutar ve beni düzlüğe çıkarır imajını 7'den 70 herkesin beynine nakşetmeye çalışıyoruz ki çok şükür bunu sağlıyoruz. Şu anda gece gündüz ev ev, hane hane, sokak sokak dolaşan arkadaşlarımız var. Nerede insan varsa Erdem Belediyesi'nin orada hizmetini görmek mümkün inşallah. Bunu her geçen gün arttırarak, büyüterek gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tekrar hatırlatalım. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bugün Akdeniz ilçesinde Zeki Sabah İlköğretim Okulu'nun bahçesinde de yine iftar programı olacak. Ama İstanbul'da yaşanan terör saldırısı nedeniyle eğlence bölümleri iptal edildi. Bunu hatırlatalım. Büyükşehir Belediyesi'nin iftarları devam edecek 2 Temmuz tarihine kadar. Tabii Mersin'de çeşitli kamu kurum ve kuruluşları da
iftar programları düzenliyor. Bu iftar programlarına hem protokol üyeleri hem de vatandaşlar hem de kendi çalışanları katılıyor. Tabii Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok enderdir Türk ordusunun iftar vermesi. İşte Mersin'de de Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı iftar verdi. İftara Mersin Valisi Sayın Çakacak, protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarıyla vatandaşlar katıldı. Mersin Valisi Özdemir Çakacak, eşi Kevser Çakacak'la birlikte Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğine katılarak şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuamiral Nejat Atilla Demirhan ve eşi Sedef Demirhan'ın ev sahipliğinde Mezitli Eğitim Tesislerinde düzenlenen iftar programına protokol üyeleri, askeri ve mülki erkanla şehit aileleri ve gaziler katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programında kısa bir konuşma yapan Tuamiral Demirhan, milletimizin varlığı ve ülkemizin bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin huzurunda sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Valimiz Sayın Özdemir Çakacak ve eşi Kevser Çakacak hanımefendi başta olmak üzere iftarımıza katılan ve bizleri yalnız bırakmayan tüm şehit ailelerimize ve kahraman gazilerimize teşekkürlerimi sunuyorum dedi. Mersin İl Müftüsü Ali Melek tarafından duaların okunduğu programda Mersin Valisi Özdemir Çakacak, şehit yakınları ve gazilerle sohbet ederek taleplerini dinledi. Değerli seyirciler, Rusya'nın uçağının ülkemiz hava kuvvetleri tarafından düşürülmesi sonrasında bir kriz yaşanmıştı. Ve bu krizin faturasını Türkiye ekonomik olarak ağır ödedi bazı açılardan. Tabii Türkiye'nin Rusya'nın bazı engellemelerine cevap vermesiyle iki ülke arasındaki ilişkiler neredeyse kopma noktasına gelmişti. Ve uçak düşürme krizi sonrasında hem Rusya hem de Türkiye çok ciddi şekilde ekonomik kayıplara uğramıştı. Bu ekonomik kayıpları gidermek ve var olan hem sosyal hem kültürel özellikle de ekonomik ilişkileri daha da güçlendirmek amacıyla her iki ülke yöneticileri, ülkemizin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in girişimleri ve dün yapmış oldukları özel telefon görüşmesi sonrasında ilişkilerin yumuşamasıyla değerli seyirciler, hem Rusya'da hem de Türkiye'de ekonominin daha da iyileşeceği yönünde vatandaşlar ve ticaret erbabı ümitlendi. Özellikle de Türkiye'de neredeyse bitme noktasına gelen turizm sektörü şimdi Rus turistlerin Akdeniz bölgesine akın akın gelmesini bekliyor. Tabii Rusya krizinin sonuçlarının sonrasında ve öncesinde de İsrail'le yaşanan kriz vardı. İsrail'le Mavi Marmara olayı sonrasında yaşananlar hem İsrail'i hem de Türkiye'yi ciddi şekilde yine ekonomik açıdan ve sosyal açıdan etkilemişti. Yine Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle İsrail'le var olan krizi de ortadan kaldırmak amacıyla görüşmeler başladı ve varılan bazı anlaşmalar çerçevesinde ilk adımlar da atıldı. Bu adımlardan en önemlisi de Gazze'ye Ramazan bayramı öncesinde Türkiye'nin yine bir yardım gemisi gönderecek olması. İşte Gazze'ye yardım malzemeleri götürecek olan gemi Mersin limanından Cuma günü törenle hareket edecek ve o gemi limana yanaştı ve gemiye gıda malzemeleri de yüklenmeye başlandı. Mersin Limanı İsrail'le yapılan anlaşma sonucu Gazze'ye gidecek yardım gemisi Lady Leyla'nın Türkiye'den çıkış noktası olacak. Mısır'ın İskenderiye Limanı'ndan yola çıkan Panama bandıralı Lady Leyla adlı gemi sabah saatlerinde Mersin Limanı'nın 17 numaralı rıhtımına yanaştı. Gemiye işlemlerin ardından yüklemeler de başladı. İnsani yardımların Akdeniz ilçesindeki toplama merkezlerine sevkiyatı sürüyor. Kızılay Genel Müdürlüğü yetkilileri ve görevli personelin koordinatörlüğünde ilk olarak un ve şeker gibi gıda maddeleri tırlara yüklendi.
Yüklerini alan tırlar kısa mesafedeki Mersin Limanı'na doğru yola çıktı. Limana D kapısından giriş yapan tırlardaki malzemeler 17 nolu rıhtıma demirleyen Lady Leyla isimli gemiye naklediliyor. Yardım gemisinin içinde 5000 ton un, 2000 ton pirinç, 3000 ton şeker yer almak üzere toplam 10.000 ton gıda kolisi bulunacak. Ramazan bayramından önce varış noktasına ulaşması planlanan gemi Gazze'li çocuklara da 10.000 oyuncak ulaştıracak. Yükleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Cuma günü yola çıkacak olan geminin Ramazan bayramı öncesinde Gazze'ye ulaşması planlanıyor. İhtiyaç sahiplerine gıda malzemeleri ulaştıracak olan gemi Türkiye ile İsrail arasındaki mutabakatın ardından Gazze'ye gönderilecek ilk insani yardım gemisi olacak. Değerli seyirciler, Mersin Valisi Özdemir Çakacak Tarsus'a gitti. Tarsus'ta çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında bazı incelemelerde bulundu. Ama incelemelerinin en önemlisi Tarsus Devlet Hastanesi'neydi. Çünkü yaklaşık 2 aylık bir süre içerisinde sosyal medyada ve Tarsus kaynaklı bazı haber sitelerinde Tarsus Devlet Hastanesi'nden şikayet ediyordu vatandaşlar ve Tarsuslu gazeteciler de Tarsus Devlet Hastanesi'ndeki olumsuzluklara yönelik makaleler yazıyordu. İşte Mersin Valiliği konuyu yerinde incelemek amacıyla Sayın Çakacak Tarsus Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Mersin Valisi Özdemir Çakacak Tarsus Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Son zamanlarda sosyal paylaşım sitelerinde devlet hastanesinde sağlık sorunlarının yaşandığı iddiaları üzerine Mersin Valisi Özdemir Çakacak Tarsus'a giderek hastane yetkililerinden durum hakkında bilgi aldı. Mersin Valisi Çakacak ayrıca Kaymakam Bekir Atmaca ile hastanedeki tadilat ve yenileme çalışmalarını da yerinde inceledi ve denetledi. Mersin Valisi Çakacak, Tarsus Devlet Hastanesi bahçesinde yapımına başlanan acil servis inşaatıyla ana hizmet binasında yapımı devam eden merkezi ısıtma ve soğutma sistemlerini de inceledi. Başhekim Doktor Namık Erdoğan'dan bilgi alan Vali Çakacak, çalışmaların hızlandırılarak bitirilmesini ve bir an önce hizmete sunulmasını istedi. Acil serviste tedavi gören hastaları da ziyaret eden Mersin Valisi Çakacak, hastalara geçmiş olsun dileklerini sundu. Mersin Üniversitesi'nin fakültelerinde diploma törenleri düzenleniyor. Son olarak Mühendislik Fakültesi'nde diploma töreni düzenlendi ve diplomalarını alan öğrenciler başta Soma olmak üzere maden facialarına ve hayatını kaybeden işçilere dikkat çekti. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezuniyet töreninde öğrenciler taşıdıkları dövizlerle Soma'da hayatını kaybeden madencileri andı. Anonsla salona davet edilen gıda, çevre, kimya mühendisliği, makine mühendisliği, jeoloji mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği öğrencileri çizmeleri çıkarayım mı sedye kirlenmesin, öyle ölüler vardır ki ben onların öldüklerini düşündükçe vakit olur yaşadığımdan utanırım ve rant için yakmaya değil halk için yapmaya geldik yazılı dövizler taşındı. Dövizleri gören bazı aileler de öğrencilere alkışlarıyla destek verdi. Bölümlerini dereceyle bitiren öğrencilere plaket takdim edildi. Programın son kısmında temsili diplomalarını alan öğrenciler kep atarak mezuniyet sevincini yaşadı. Araç sürenler ve toplu taşımayı kullananlar bileceklerdir. Mersin'in eski otogarını geçtikten sonra Hal Kavşağı'na doğru giderken bir köprü var. Ahmet Taner Kışlalı Araç Köprüsü. İşte Tulumba Kavşağı'ndaki Araç Köprüsü'nden sonra Ahmet Taner Kışlalı Köprüsü de yıkılıyor. Mersin-Adana D400 karayolu üzerinde bulunan Ahmet Taner Kışlalı Köprüsü'nün yıkımına başlandı. Mersin'de Tulumba Köprüsü'nün yıkılarak yerine battı çıktı yapılmasının ardından Mersin'in bir diğer tartışılan köprüsü olan Ahmet Taner Kışlalı Köprüsü'nde de yıkım çalışmaları başladı. Tulumba Köprüsü'nün Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılmasıyla birlikte gözler kentin diğer bir sıkıntılı köprüsü olan Ahmet Taner Kışlalı Köprüsü'ne çevrilmişti. Geçmişte birçok ölümlü trafik kazasının yaşandığı bu köprünün yıkımını Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü gerçekleştiriyor. Köprünün Adana-Mersin güzergahı bölümünde yıkım çalışmaları devam ederken Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri köprünün neden yıkıldığı ve yerine ne yapılacağına yönelik bilgi vermedi.
vermedi. Öte yandan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 18 Haziran'da Mersin'de gerçekleştirdiği ziyaretlerde Mersin-Adana karayolunun Kazanlı'ya kadar olan bölümünün 8 şeride çıkarılacağını açıklamıştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi, Bozyazı ilçesinde Şehit Cemal Türedi ve Yıldırım Çavuş caddelerinde su şebekesi döşeme çalışmasına devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi MESKİ Genel Müdürlüğü, Bozyazı ilçesi Şehit Cemal Türedi ve Yıldırım Çavuş caddelerinin içme suyu şebeke hattını yeniliyor. MESKİ'den yapılan açıklamaya göre Şehit Cemal Türedi Caddesi'nde yürütülen içme suyu şebeke hattı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yıldırım Çavuş Caddesi'nin içme suyu şebeke hattının yenilenmesine geçilecek. Toplam 5500 metre uzunluğundaki içme suyu şebeke hattı yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi bölgede asfalt çalışmalarına başlayacak. Toroslar Belediyesi de Toroslar ilçesinde yeni yollar açma, asfaltlama ve var olan asfalt yollarda yama çalışmasını devam ettiriyor. Toroslar Belediyesi yaz aylarının gelmesiyle birlikte hız verdiği yol yapım, asfalt kaplama ve yama çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Asfalt sezonunu değerlendiren Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kaldırım çalışmalarını tamamladıkları Toroslar Mahallesi'ndeki sokakları sıcak karışım asfaltla kapladı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte ilçe genelinde 5000 ton asfalt çalışması yaptıklarını söyledi. Toroslar ilçesini genel bir değerlendirmeye alarak öncelikle aciliyet arz eden mahallelerde çalışma başlattıklarını belirten Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, mahalle muhtarlarımızla yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda acil olarak kaldırım ve asfalt ihtiyacı olan mahallelerde belli bir plan dahilinde çalışmalarımızı yürütüyoruz dedi. Mersin'in Silifke ilçesinde traktörün sürücüsü hakimiyetini kaybedince devrilen traktörün altında kalarak hayatını Mersin'in Silifke ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucunda altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Kaza Silifke'nin Kocaoluk Mahallesi Gökderesi yolu üzerinde meydana geldi. Ramazan Akyokuş traktörle rampa aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktör yol kenarındaki kayalara çarparak takla attı. Sürücü Akyokuş traktörün altında kaldı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri Akyokuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın duyulmasının ardından olay yerine gelen genç sürücünün ailesi ve yakınları sinir krizleri geçirdi. Yapılan incelemenin ardından Akyokuş'un cansız bedeni Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Değerli seyirciler, Mersin İdman Yurdu'nda önemli gelişmeler var. Ayrıntılar haberimizde. Geçen sezon sonunda Süper Lig'den PTT 1. Lig'e düşen Mersin İdman Yurdu'nda çıkış yolu aranıyor. Mersin İdman Yurdu'nda geçtiğimiz hafta içerisinde yaşanan hareketlilik gelecek için umut verdi. Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Mersin İdman Yurdu Başkanı Hüseyin Çalışkan, Mersin İdman Yurdu Yöneticisi Mahsun Sevimli, Ankara'da Kalkınma Bakanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan'la birlikte Mersin İdman Yurdu'nun geleceğini masaya yatırdı. Bakanlık makamında yapılan ve yaklaşık 2 saat süren zirveye Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da telefonla katıldı. Başkan Kocamaz, siyasi görüş farklılıklarının bir kenara bırakılarak Mersin İdman Yurdu'nun geleceği için el ele, gönül birliği içerisinde hareket edilmesinden yana olduğunu, imkanları doğrultusunda da her türlü desteği verdiğini ve vermeye devam edeceğini söyledi. Ankara'da Bakan Elvan'ın makamında yapılan zirvenin son derece olumlu geçtiğini belirten Mersin İdman Yurdu Kulübü Başkanı Hüseyin Çalışkan, Sayın Bakanımıza hazırlıklı gittik. Zirvede A, B, C şeklinde hazırladığımız listeleri masaya yatırdık. Kurumlar, büyük sanayi kuruluşları, odalar ve seçkin iş adamlarımızın yer aldığı bu listelerdeki isimlere ulaşarak bu zor günde kulübe katkı verilmesi amaçlanıyor. Sayın Bakanımız Elvan, Valimiz ve Başkanımız sorunun çözümü noktasında önemli bir işbirliği yapacak. Son derece sıcak ve samimi bir yapıda olan Sayın Bakanımızın desteğiyle bana göre bu maya tutacaktır dedi. Başkan Çalışkan, kimsenin başkanlığa talip olmadığı ve çoğunluk sağlanamadığı için yapılamayan olağanüstü genel kurulun 11 Temmuz'da yapılması için de karar aldıklarını açıkladı.
Başkan Çalışkan, zirvede Mersin İdman Ordu Kulübü'nün sorunlarının köklü bir çözüme kavuşturulması anlamında bir isim değişikliğinin de masaya yatırıldığını belirterek şunları söyledi. Bu konuda tüm gözler Mersin Limanı'na çevrildi. 36 yıl süreyle işletmeci olan Mersin ekonomisinin can damarı konumundaki Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği, kısa adıyla MIP, isim konusunda fikir birliği oluştu. Kulübün ismi MIP Mersin İdman Yurdu olabilir. Bu konuda Sayın Başkanımız Kocamaz yaklaşık 15 gün önce MIP yetkilileriyle görüşerek bu fikrin hayata geçirilmesi için Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hamdi Akın'a teklifin iletilmesini istedi. Ancak aradan bu kadar zaman geçmesine rağmen herhangi bir gelişme yaşanmamasının büyük üzüntüsü içerisindeyiz. MIP, Mersin ekonomisinin can damarıdır. Limanın işletim hakkı da 36 yıl süreyle Akfen Holding'de olduğuna göre Mersin İdman Yurdu isim değişikliğiyle kurumsal bir kimliğe bürünerek, profesyonel bir yönetim anlayışıyla yönetilerek sorunlarda bir çırpıda çözülebilir. Buna göre isim değişikliği Mersin için bir kurtuluştur. Sayın Hamdi Akın'ın da bu konuda anlayış göstermesi tüm Mersinlilerin ortak isteğidir dedi. Mersin İdman Yurdu'yla devam ediyoruz değerli seyirciler. Türkiye Futbol Federasyonu Mersin İdman Yurdu'nun gerçek borcunu açıkladı. Mersin İdman Yurdu Spor Kulübü 17 Mayıs 2016 tarihinde yapmış olduğu resmi açıklamada transfere engel borcun 11 milyon 725 bin Türk lirası olduğunu açıklamıştı. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu bu rakamın 6 milyon 800 bin Türk lirası olduğunu açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'na lisansa engel borç olan 6 milyon 800 bin Türk liranın yatırılmasıyla Mersin İdman Yurdu'nun transfer yasağı kalkacak. Ancak 2 milyon 500 bin lira vergi borcuyla 700 bin lira sosyal güvenlik borcunun yatırılması ya da yapılandırılarak teminat mektubunun verilmesi gerekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulübün transfer tahtasını açtıktan sonra borcu yoktur yazısı istediği de kaydedildi. Mersin İdman Yurdu Spor Kulübü bu sorunu herhangi bir bankadan teminat mektubu alarak çözebilecek. Ancak kulübün borçlu olduğu düşünülürse yönetimde bulunan herhangi bir iş adamının teminat mektubu vermesiyle bu sorunun çözülmesi sağlanacak. Mersin İdman Yurdu Spor Kulübü bankaya olan borcunu da önümüzdeki yıl gelecek olan naklen yayın parasıyla kapatacak. Böylelikle kulübün Anadolu Bank'a olan borcu da sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun paraşüt parası olarak verdiği 4 milyon Türk lirasının direkt lisansa engel borca yönlendirilmesi için yasal engel bulunmadığı da açıklandı. Böyle bir durumda kulübün Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurarak bu sorunu çözebileceği belirtiliyor. Tarsus İdman Yurdu'na geçiyoruz. Tarsus İdman Yurdu 2 hafta öncesinde genel kurulunu gerçekleştirdi ve Avukat Önder Ege Tarsus İdman Yurdu Başkanlığı'na geldi. Ve Önder Ege'nin ekibiyle birlikte çalışması yavaş yavaş sonuç vermeye başladı. Yeni teknik direktörünü Tarsus İdman Yurdu buldu. Geçen sezon 2. ligden Spor Toto 3. lige düşen Tarsus İdman Yurdu teknik direktör Ergün Aytekin'le anlaştı. Tarsus'ta Burhanettin Kocamaz tesislerinde yapılan imza töreninde bir konuşma yapan Tarsus İdman Yurdu Kulübü Başkanı Önder Ege, göreve geldikten sonra yoğun bir şekilde teknik direktör arayışında olduk ve 3. ligi çok iyi tanıyan, geçtiğimiz sezonda oynatmış olduğu güzel futbolla spor çevresinin takdirini kazanan Erzin Belediyespor Teknik Direktörü Ergün Aytekin hocamızla önümüzdeki dönem için anlaştık. Hocamız ve ekibiyle en iyi şekilde Tarsus İdman Yurdu'nu layık olduğu noktada getireceğiz dedi. Tarsus İdman Yurdu Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Ergün Aytekin ise ben hedefi olan bir antrenörüm. Burada da bu hedeflerim doğrultusunda kuracağımız takımla birlikte taraftarımıza oyun seyri olarak, görsel olarak iyi bir takım izletmenin çabası içerisinde olacağız. Keyifli bir takım ortaya çıkaracağımızı düşünüyorum dedi. Atılan imzaların ardından Tarsus İdman Yurdu Teknik Direktörlük görevine getirilen Ergün Aytekin'in yardımcılıklarını ise Orhan Közi, Emre Volkan Sayılgan ve kaleci antrenörlüğünü ise Oğuzhan Doğar yapacak. Yerel gazetelerimize göz atmadan önce Türkiye'deki gelişmelere bir bakalım efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde esnaf ve vatandaşlarla iftarda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı burada yaptığı konuşmada İsrail'e yapılan anlaşmaya ve Rusya'ya gönderdiği mektuba değindi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hitaben yazdığı ve üzüntülerini bildirdiği mektuptan sonra şimdi gözler Moskova'ya çevrildi. Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayacağı öğrenildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'e Rus askeri uçağının düşmesiyle ilgili gönderdiği mektupta özür ifadesinin kesinlikle yer almadığı bildirildi. TBMM'deki AK Parti grup toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, İsrail'le ilişkilerin normalleştirilmesi için varılan mütabakatı değerlendirdi. Yıldırım, Türkiye'nin İsrail'den istediği 3 şartın da yerine getirildiğini ifade etti. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde ise İsrail ve Rusya ile varılan mütabakat vardı. Kılıçdaroğlu konuşmasında hükümetin dış politikasını eleştirdi. Diyarbakır'ın Dicle ilçesi devlet hastanesi binasının arkasında bulunan konutların olduğu bölgede polis aracının geçişi sırasında patlama oldu. Patlamada bir polis şehit oldu. Diyarbakır'ın Nice ilçesinde terör örgütü PKK'nın finans kaynağı olan uyuşturucu ekim tarlalarına yönelik düzenlenen müşterek operasyonda 3 ton esrar ele geçirildi. Ayrıca operasyonda çok sayıda silaha da el konuldu. Olayla ilgili 6 kişi tutuklandı. İstanbul'da FETÖ-PYD örgütüne yakın olarak bilinen iş adamları ve bankacıları yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 kişi adliyeye sevk edildi. Yerel gazetelerimizden ilk olarak bakacağımız Mersin gazetesi şöyle bir başlık atıyor. Dış ilişkilerin düzelmesi umutlandırdı diyor Mersin gazetesi. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli, Türkiye'nin İsrail'le 6 yıldır devam eden gerginliğinin sona ermesi ve Rusya'yla ilişkilerin düzelme yoluna girmesinin ticaret ve turizm adına mutluluk verici olduğunu belirtti ve Sayın Sabri Tekli'nin bu konudaki öngörüleri Mersin gazetesinde ele alınıyor. Mersin gazetesinden Akdeniz'e geldiğimizde yine aynı konuyu görüyoruz. Tekli dış ilişkilerin düzelmesi sevindirici yorumunda bulunuyor. Akdeniz gazetesi de bu konuya geniş bir şekilde yer veriyor. Ayrıca Akdeniz gazetesi doğum borçlanmasından her kadın faydalanmalı başlığıyla Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Dr. Hüseyin Çamağan bu konudaki bilgilendirmesine yer veriyor. Konu önemli. Gazeteden takip ediniz. Akdeniz gazetesinden hakimiyete geldiğimizde bitirilemeyen yol çileden çıkarttı başlığını görüyoruz. Meski iki kez kazdığı yolu 3 ay geçmesine rağmen tamamlamayınca esnaf yolu kapattı ve eylem yaptı diyor gazete. Toroslar ilçesi Gözne Caddesi'nde Meski tarafından başlatılan içme suyu hattı çalışması 3 ay geçmesine rağmen bitirilemedi. Kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından içme suyu hattına vana koymayı unutan Meski, yolu ikinci kez kazınca toz ve çamurun çileden çıkardığı esnaf yolu trafiğe kapattı. Büyükşehir ve Meski'ye tepki gösteren esnaf yol sorununun bir an önce giderilmesini istedi diyor gazete. Ve Haberci gazetesi kerameti kendinden menkul Meski başlığını atıyor. Sorunları dile getirenlerin kerameti kendinden menkul diyerek eleştirildiği, gazetecilerin de yalan haber yapmakla suçlandığı Mersin'de Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Meski'nin beceriksizliği halkı isyan ettirdi diyor gazete ve aynı konuya yer veriyor. Yol çilesi mahalleliyi sokağa döktü diyor gazete değerli seyirciler. Haberci gazetesinden Güney'e geldiğimizde Güney Gazze'ye yardım gemisi yola çıkıyor başlığını atıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma günü 14 bin tonluk gemiyle gıda, giyim eşyası, ayakkabı bu tür şeyleri inşallah Mersin'den yola çıkmak suretiyle Gazze'ye ulaştıracağız dedi. Ve Lady Leyla isimli gemi şu anda Mersin limanında 17 numaralı rıhtımda yükünü alıyor ve Cuma günü de düzenlenecek törenle Gazze'ye yola çıkacak Lady Leyla isimli Panama bandıralı gemi değerli seyirciler. Konunun ayrıntıları Güney Gazetesi'nde ele alınıyor ve Güney Gazetesi ile yerel gazetelerdeki haber turumuzu sona erdirerek bugün de İçer gündemini burada noktalıyoruz. Ayrıntılar İçer TV ve Radyo Klas'ta. Bizde kalın, hoşça kalın efendim.
Radio Jungle.